Nasıl olmuş? Eline sağlık Aleko. Elim yüzüm açıldı vallahi ya, oh be. Bıyıkları da kesiyor muyuz? Abu, dalga mı geçiyorsun sen abi? Kafamı kes daha iyi ya. Tamamen keselim demedim evladım. Uçlarından az az alıp düzeltelim dedim. Biraz fazla uzamış. Yamuk duruyor yüzünde. Yamuk mu? Nasıl yamuk ya? Ama ben her sabah cetvelle düzeltiyorum bunları. Ulan benim cetvel falan mı yamuk ya? Aleko abi. Ben sana bir isim sormam lazım. Sen uzun yıllar hem bizim hem de Rum tarafını gizli istihbarat servislerinde muhbirlik yaptın. Kesin tanıyorsundur bu şerefsizi. Sessiz ol evladım biraz. Şimdi birisi duyacak. Anlatacak sağda solda Aleko abi eski ajanmış diye. Sonra yerimi yurdumu tespit edecekler. İti uğursuz ne kadar düşmanım varsa üşüyecekler başıma. 20 yıl önce emekli oldum. İzimi kaybettirdim. Ne güzel kafa dinliyorum. Silahımı gömdüğüm yerden çıkartmak zorunda bırakma beni. Doğru, affedersin, kusura bakma abi. Nedir bana soracağın isim? Zeus lakaplı bir şerefsiz abi. Hı? Oğlum, bize iki çay al gel. Peki usta. Zeus'un kim olduğunu merak ediyorsan başın gerçekten büyük belada demektir evladım. Usturayla mı alayım? Yok abi, makineyle öyle inceden bir alıver. Nikolas Aretis. Lakabı diğer Zeus. Yunanistan'ın, Avrupa'nın bugüne kadar gördüğü en tehlikeli, en kurnaz ve en acımasız suç liderlerinden bir tanesi. Benim emekli olmamdan birkaç sene önce vefat eden babasının kurduğu şirketlerin başına geçmişti. Babası çalışkan ve namuslu bir iş adamıydı. Ama Zeus, babasının yolundan yürümek yerine daha kolay ve daha çabuk para kazanma yolunu seçti. Şirketleri uluslararası uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla kara para aklama operasyonlarına alet etmeye başladı. Hatta zaman zaman küresel terörizmin finansörlüğüne soyunup Avrupa'da bir siyasi güç elde etmeye bile çalıştı. Herkes son 20 yılda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, hatta Türkiye'de bile gerçekleşen pek çok sayıda siyasi suikast girişiminin ardında Zeus'un olduğunu biliyordu. Ama bugüne kadar hiç kimse onun tek bir suçunu bile ispatlayamadı. Zeus'un uluslararası organize suç çetesi liderliği
herkesin bildiği bir sır olarak kaldı. Peki ben nerede bulurum Zeus Efendi'yi? Acilen elime geçirip boynunu kırmam gerekiyordu. 2 sene önce Yunanistan'ın cesur savcılarından birisi gözünü kararttı. Ve Zeus hakkında çok sağlam bir iddianame hazırladı. İddianameyi mahkemeden önce ele geçiren Zeus da çareyi sıra kadem basmakta buldu. O günden sonra hiç kimse izini bulamadı. Bir ara devlet tarafından öldürülüp asit içinde eritilerek yok edildiği bile söylenti olarak dolaştı ortalıkta. Yok yok. Ben dün telefonla konuştum. Kendisi gayet Türk gibi. Hala hayatta. Ama onu elime geçirdiğimde ne Türklüğü kalacak ne şalgamlı. Eline sağlık Halep abi. Verdiğin bilgiler için de sağ ol ayrıca. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Adanalı. Sen yine de çok dikkatli ol. Zeus diğerlerine benzemez. Sen merak etme Alek abi. Biz de diğerlerine benzemeyiz. Onun Zeus'luğu da, krallığı da bize sökmez. Hadi eyvallah. Yıllardır Adanalıyık, senin adamınlık diye yaşıyoruz bu hayatı. Yap bir kıyak, çak bir işaret bana. Bulayım kızımı, verim şu şerefsizin dersini.